Herkese merhaba. Eylül ayında okuduğum kitaplar listem ile karşınızdayım. Çok güzel kitaplar okudum ve birazdan bu kitapları sizlerle paylaşacağım. Bakalım siz de beğenecek misiniz okuduğum kitapları? Listelerinizi alacak mısınız? Yoksa zaten hali hazırda okuduğunuz kitaplar mı? Ne yapalım? Hiç vakit kaybetmeyelim. Şöyle bir bakalım ben neler okumuşum. Ve şimdi hazırsanız Norveç'e gidiyoruz. Evet, ne zamandır okumak istediğim ve artık Eylül ayında okuduğum bir kitap Doppler. Kısa bir kitap ama felsefesi bakımından günümüze ne kadar uyduğunu gördüğüm zaman, anlattığı şeyleri okuduğum zaman çok keyifle okudum, keyifle bitirdim. Bu da yine yüzümü gülümseten kitaplardan bir tanesi çünkü çok güzel mizah yapılmış günümüz insanına. O artık robot olmuş insanlara, hepimize sabah kalk, işe git, işten gel, yemek ye, biraz televizyon seyret, yat uyu, sosyalleşmek adı altında herkesin beğeneceği şekilde yaşa, doğadan uzaklaşmak, işte tam da bunları konu alan, hem insanların artık yaşayış şekillerinin ne kadar değiştiğini, hem biraz ekonominin insanları ne hale getirdiğinden den vuran güzel felsefeleri olan bir kitap. Baş karakterimiz bir gün ormanda bisikletiyle giderken küçük bir kaza geçiriyor, bir baygınlık gibi bir şey geçiriyor ve sonrasında gözlerini açtığı zaman tabii ki ormanda, artık orada bir farkındalık yaşıyor ve sonraki hayatında da ormanda yaşamak istiyor, doğa ile iç içe yaşamak istiyor. Bir geyik avıyla başlayan bambaşka bir macerası daha var. Okumayanlar için anlatamıyorum ama dediğim gibi felsefesi sadece Norveç insanına değil, tüm dünya insanlarına artık uyan bir felsefe. Hepimizin o robotlaşması, doğadan uzaklaşması, farkında olmadan yaşamak, böyle bir robot insanlar olmamızı çok güzel bir felsefeyle anlatmış. Kısa ve okunması gereken kitaplardan da bir tanesi. Sevgili Elifcan, Eylül ayında bana sürpriz bir kutu gönderdi ve içinden de Kaan Murat Yanık'ın Uzakların Şarkısı kitabı çıktı, hem de yazarından imzalı olarak. Tabii ki bana ne düştü? Hemen okumak. Gerçekten çok keyifli okudum. Yazarın okuduğum ilk kitabı, ilk bu kitapla tanıştım ve ben bu kitabı size gösterdikten sonra bana pek çok kitap önerisinde bulundunuz. İlk fırsatta onları da okuma listeme ekleyeceğim. Çok beğendim. Yolculuklar olan bir kitap. Bir yazarın aslında kendi iç yolculuğuyla başlıyor. Bir anda bir trene atlıyor, yeni bir roman yazmak istiyor ve Kars'a gidiyor. Kars'ta bir ev kiralıyor, oraya yerleşiyor. Amacı yalnız kalmak, kafasındakileri kağıda dökmek, güzel bir roman yazmak ve işte her şeyden uzaklaşmak, yine kendini bulmak, kendiyle kalmak, baş başa kalmak. Ondan sonra eve yerleştikten sonraki başına gelen olaylara inanamayacaksınız. Ben neye uğradığımı şaşırdım. Bir anda roman bambaşka bir yere gitti. Çok böyle mistik bir hava, masalsı bir hava katıldı romana ve o yolculuğa girdim. Biraz da böyle fantastik bir dünyaya girdim. İşte Hindistan'a gidildi, o dönemin Osmanlısında İstanbul'a gidildi. Öyle güzel yolculuklar var ki, işte dediğim gibi fantastik öğeler de var, renkler var, böyle bir zaman yolculukları var, kendini bulmak var. Harika bir yolculuktu. 7'den 70'e. Herkesin okuması gereken bir kitap Momo. Ayrıntılı bir yolculuğa çıkmıştık hatırlarsanız Momo'yla. Gerçekten her evde olması gereken, hatta çocuklarınızla beraber okuyup sonrasında da üzerine sohbet etmeniz gereken bir kitap. Derin derin mesajları var ve çok akıcı bir dille anlatılmış. Zaman avcıları var, sizin elinizden zamanınızı çalmaya çalışan kötü adamlar var ve bunlara karşı Momo ile beraber bir savaş veriyorsunuz. Çünkü neden? Zaman çok kıymetli. Her ne kadar farkında olmasak da, boşa zaman harcasak da bu kitap şöyle bir düşündürüyor. Boşa harcayacak kadar çok zamanımız var mı acaba? Bir tiyatro oyunuyla devam edelim şimdi.
Hastalık hastası Molière. O kadar keyifli okudum ki bazı yerlerinde kahkahalar attım, samimi söylüyorum. Çok keyifli bir kitaptı, çok keyifli bir oyundu. Zaten tiyatro oyunlarını okumayı çok ama çok seviyorum. Şimdi yaşlı bir adam düşünün, zengin bir adam düşünün ve sürekli kendini hasta hissediyor. Sürekli doktorlara gidiyor, eczacılara reçeteler yazdırıyor, parasını sürekli bu sağlık sektörüne harcıyor. Ve ona birisi bugün hasta gözüküyorsunuz, bir şeyiniz mi var dendiği zaman da inanılmaz mutlu oluyor. Ama eğer birisi düne göre daha iyisiniz, renginiz yerinize gelmiş dendiği zaman da üzülüyor. Kesinlikle kabul etmiyor. Çünkü ona göre o hasta. Ve yine doktor çağırıyor, yine reçete yazdırıyor kendisine. Ev halkı bu durumdan çok şikayetçi. Çok güzel diyaloglar var. Hatta işi öyle bir yere vardırıyor ki kızını bir doktorla evlendirmeye çalışıyor. Ailede bir doktor olsun diyor. Çok ihtiyacımız oluyor diyor. Çok keyifli diyaloglar var, sohbetler var. Ve tabii ki o dönemin sağlık sektörüne, doktorlarına da ufak ufak göndermeler yapmış Molière bu oyunda. Bence mutlaka okuyun. Çoğu okuyucunun çok severek okuduğu ve bana sürekli önerdiğiniz bir kitabı nihayet Eylül ayında okudum. Puslu Kıtalar Atlası, İhsan Oktay Anar. Bu kitabı sevgili Begüm ile beraber okuduk. İkimiz aynı anda başladık. Yakın zamanlarda bitirdik. Onun da çok sevdiğini biliyorum. O da bahsedecektir zaten kitapla ilgili görüşlerinden. İlk başlarda kitaba girmekte zorlandım. Yazarın ilk okuduğum kitabı, farklı bir dili var. Ama 35-40. Sayfadan sonra da elimden bırakamadım. Ve bitirdikten sonra ben ne okudum diye düşündüm. O kadar etkilendim ki tek bir kereyle yetinemeyeceğim bir kitap. Bir zaman sonra tekrar okumak istediğim bir kitap oldu. Baş karakterlerden Uzun İhsan Efendi beni çok etkiledi. Onun eline Descartes'in bir kitabı geçiyor. Ve düşünüyorum, öyleyse varım felsefesinden, ben kimime giden, ben kimim sorusunu arayan bir yolculuk aslında. Yine masalsı, fantastik, mistik bir havası var. Öyle zengin karakterler var ki hepsini tanımak, hepsiyle yolculuk yapmak çok ama çok keyifli. Ben ne söylersem söyleyeyim, kitap için eksik kalacak, düzgün ifade edemeyeceğim. Mutlaka okuyun, bu kitapla tanışın. Hem bir felsefesi var, hem bir tarihi dokusu var, hem masalsı, fantastik bir dünyası var ve sizi düşündüren bir tarafı var. Karakterleri unutamayacaksınız ve onlarla gerçekten o yolculuğu yapmış olarak bitireceksiniz bu kitabı. Onun için ne diyorum biliyor musunuz? Puslu Kıtalar Atlası'nı okumadan geçmeyin. Sert eleştirilerden dolayı yazıldığı dönem Rusya'da yasaklanmış. 1957 yılında metni İtalya'ya kaçırılmış, orada çevrilmiş ve yayımlanmış bir kitap. Boris Pasternak, Doktor Jivago. Evet, İtalya'ya kaçırılıyor ve ondan sonra kitabın metni çevriliyor ve okuyucusuyla o şekilde buluşuyor bu kitap. 1958 yılında da yazarına Nobel Edebiyat Ödülü kazandırıyor. Birinci Dünya Savaşı ve o Rusya İç Savaşı döneminde gelişen olaylar, karakterler ve onların kitap boyunca, yolculuk boyunca sürekli bir şekilde birbirleriyle karşılaşması. Yani çok tuhaf tesadüflerle dolu bir kitap. Çok fazla karakter var. Rus edebiyatında bunu sık sık görüyoruz. Hatta bu kitabın ilk bölümünde şöyle dedim. Ben bu kitabı bitiremeyeceğim herhalde. Yani okumayı tamamlayamayacağım. Çünkü hem karakterlerin uzun isimleri yazıyor. Birkaç sayfa sonra kısaltılmış olarak bahsediliyor. Kim kimdi? Kafamda oturana kadar gerçekten sıkıntı yaşadım. Ama ondan sonra, öğrendikten sonra, alıştıktan sonra da çok keyifli okudum. Yer yer kızdığım yerler oldu. Çünkü bütün bu savaşın, iç savaşın ortasında bir de bir aşk hikayesi var. Doktor Jivago'nun aşkı var. Ama onun bir de karısı var yani. İşte orada kızdığım bir nokta oldu. En kızdığımda gerçekten kitabı o noktada bıraktım, kapattım ve bir gün falan elime almadım. Doktor Jivago'nun karısının ona yazdığı bir mektup var. O mektubu mutlaka okuyun. İşte o mektubu okuduktan sonra uzun süre kendime gelemedim, öyle söyleyeyim. Bir kadının kocasına
aşkını yazdığı, ona ihtiyacını yazdığı ama asla yalvarmayan, güçlü duran bir kadın mektubuydu o. O kadar güzeldi ki, okumayanlar için detayına giremiyorum ama dediğim gibi yer yer kızdım, öfkelendim bu aşk durumlarına, öfkelendim sadece. Onun dışında da ilk başta karakterleri tanımakta zorlansam da sonrasında gerçekten çok akıcı bir kitap. Bu kitabı okuyun, çok özel bir kitap aynı zamanda. Çünkü yazarın ilk romanı, ilk ve tek romanı, öyle söyleyeyim. Ve yine çok övgüyle bahsedilen bir kitabı bu ay okudum sonunda. Zeynep Kaçar'ın Kabuk isimli kitabı. Hatta bir yerinde dedim ki bu kitap hiç bitmesin, hep devam etsin ve ben hep bu kitabın içinde olayım, okuyayım istedim. O kadar etkiledi beni. Üç farklı kadının ağzından yazılmış bir kitap bu ve o üç kadın aslında üç nesil, bir ailenin üç nesil kadını. Bakış açıları hayata, kendilerine, yaşadıkları olaylar, yaşadıkları olaylara karşı kendi etraflarına ördükleri, içine saklandıkları kabukları, o kabukları yırtma çabaları ama belki de başaramamaları, başarmak için yanlış adımlar atmaları, bunun fark etmeleri. O kadar fazla tema işlenmiş, duygu işlenmiş ki ve öyle güzel akıcı bir dille yazılmış ki sanki sizinle sohbet ediliyor. Ve ben bir kadın olarak buradaki kadınların hayatlarından, yaşadıklarından, duygularından o kadar etkilendim. Ve gerçekten onları o kadar iyi anladım ki. Hatta kitapta bir bölüm var. O bölümü okurken kendi hayatımı düşündüm. Bana çok dokunan bir yer oldu. Benim de hislerime çok dokunan bir yer oldu ve şöyle dedim. Ben kendi hislerimi yazmış olsam bu kadar güzel aktaramazdım. Mutlaka okuyun. Kadınlar belki daha çok sevecek, daha iyi anlayacaklar karakterleri. Dediğim gibi bir aile hikayesi, ailede yaşanan olaylar ve sonrasında sizi merak ettiren başka durumlar ortaya çıkıyor. Onların peşinden gidiyorsunuz, onları bulmaya çalışıyorsunuz. Ve yine hali hazırda o üç kadının kabuklarının içinde yaşamaya çalışmaları, kabuklarını yırtmaya çalıştıkları zaman, özgürleşmeye toplumda çalıştıkları zaman, kendi oldukları gibi yaşamaya çalıştıkları zaman da karşılaştıkları durumlar ve iç dünyaları. Evet, tam bir iç dünya kitabı, iç ses kitabı. Kadınların iç sesi beni çok ama çok etkiledi. Evet, Turgenev'in ölmeden önce yazdığı son roman Ham Toprak. Hem kurgusu çok güzeldi, hem dili çok güzeldi, hem karakterlere hemen alıştım. Benim için çok akıcı, sürükleyici bir yolculuk oldu. Zaten yazarı çok seviyorum. Bu kitap bambaşka bir etki bıraktı benim üzerimde. O dönemin köylülerini harekete geçirip devrim yapmayı planlayan bir grup gencin hikayesi aslında. Rus soylularına çok güzel böyle göndermeler yapılmış, mizah yapılmış. Hem gülümsüyorsunuz hem de ne kadar acı, bazı şeylerde hiç değişmiyor diyorsunuz. Bu kalemle mutlaka tanışmanız lazım. Ve gerçekten bana göre, diğer kitaplarına göre en sivri dille yazılmış kitaplarından bir tanesi Turgenev'in Ham Toprak. Mutlaka ama mutlaka okuma listelerinize ekleyin, müsait olduğunuzda okuyun. Hem baş karakterin psikolojik olarak analizlerini de çok net görüyorsunuz. Biraz içine kapanık, hayatta ne yapacağına karar veremeyen ama sürekli düşünen, doğruyu bulmaya çalışan bir karakter. Hem o dönemin Rus halkını, soyluları ve köylüleri ve yaşayış tarzlarını görüyorsunuz. Hem de işte bu devrim çalışmaları, köylüleri ayaklandırmaya çalışan gençlerin planları, yaptıkları, okunması gereken kitaplardan bir tanesi Ham Toprak.
ve Eylül ayında birlikte okuyalım etkinliği için seçtiğim Mahur Beste, Ahmet Hamdi Tanpınar. Biliyorsunuz Ağustos ayında Huzur kitabıyla sizi buluşturmuştum. Okuma listelerinize eklediniz mi bilmiyorum ama ben hemen arkasından Mahur Beste'yi okumak istedim. Yine çok güzeldi. Instagram'dan bana sevgili Suzinek Okumalar bu kitapta eşlik etti ve harika yorumlarıyla da kitabı bitirmiş olduk. En aklımda kalan şu oldu. Şöyle yazmış. Şiir gibiydi. Bir şiirin içindeymişim gibi hissettim. Ben de öyle hissettim. Huzur kitabında da gördüğümüz o doğu batı arasındaki sıkışmışlığı bu kitapta da görüyoruz. Zengin karakterler var. Onların analizleri var. İnsan analizleri var. Ustaca yapılmış ve bir şiir okur gibi okuyorsunuz yine. Geçmişe gidiyorsunuz. O Osmanlı dönemine, Abdülhamit dönemine. İnsanların neler yaşadığını, neler düşündüğünü, o arada kalmışlıktan ortaya çıkan diyalogları, o sazlı sözlü, musiki dolu geceleri, bir zaman yolculuğuydu, harikaydı. Çok etkilendim. Hem yazım dilinden çok etkilendim. Unuttuğumuz kelimeleri görmek beni hep hüzünlendiriyor. Çok az kelimeyle artık iletişim kurmaya çalışırken aslında ne kadar zengin bir dilimiz varmış ve ne kadar çok şey kaybetmişiz bir kere daha bana hatırlattı bu kitap. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Mahur Beste kitabını okumadan geçmeyin. Benim Eylül ayı okumalarım bu şekildeydi. Siz neler okudunuz? Okumadan geçmeyin dediğiniz kitaplar oldu mu? Benimle paylaşırsanız beni çok mutlu edersiniz. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarımdan haberdar olmak için abone olmayı lütfen unutmayın. Başka kitaplarda, bambaşka serüvenlerde görüşmek üzere sevgiyle. Ama hep sevgiyle kalın. Hoşça kalın.